Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gex, New York'ta yaşıyorum ve sizlerle buradaki deneyimlerimi paylaşıyorum. Bugün Kamil'le beraberiz. Merhaba. Benim nişanlım ve sizlerle bugün Amerika'nın en büyük süpermarketlerinden biri olan BJ's'e gidiyoruz. Şimdi geldik. Bugün bomboş. I'm saying it's empty today. Şimdi benim eve koridora bir halı lazımdı da. Şöyle bir şey. 15 dolar. Ama biraz dar gibi. Is it too narrow? No. No? For me it's kind of narrow. I like that. Absorbent. Banyoya serilen şeyler 19 dolar. Havlular var. 6 dolardan başlıyor. Burada şimdi ilgi alanımızda olan bir şey gördüm. Which one? Evet. Wolfie'ye böyle almıştık. Evet, 50 dolar. The soft ones. Oh, soft and chewy. Should we get? Let's get one. Şöyle kocaman treat köpekler için 15.74. Temizlik ürünleri 23-24 dolar. Çeşitine göre değişiyor. Yatak bile satıyorlar. 269 dolardan. Mesela burada full çöp torbaları, her size, her ölçüde, yani kocaman bir bölüm yapmışlar. Şimdi asıl yere geldik, etlerin olduğu yere. Şöyle bir şey, tenderloin. Yani fiyatlar şöyle var, ikili paket 18.29. Mesela ya şöyle fresh yeni kesilmiş etler var, 40 euro 37, ama gayet büyük porsiyonlar. Fiyatlar ağırlığına göre değişiyor. Şu önümdeki 31 dolar. Bunun güzel olduğunu söyledi. Ne kadar? 32.26 dolar. Bayağı da büyük. 3 tane, 2 tane büyük parça. Which one would you like, love? Up to you. What do you feel like? Böyle istiyorsanız 13.91'e de 14 dolara da böyleleri de var. Şöyle mesela omuz kısmı 21.26 dolar. Şu şekilde kıyma şeklinde var mesela 9 dolar. Yani et yemek için çok paranız olmasına gerek yok. Her çeşitten var. En kalitelisinden normal kalitesine kadar var.
şey diyor, haram bölgeye geldik diyor. Buralar domuz eti. Burayla işim yok. Ama fiyatlara bakalım. Anlarız. 9 dolar. 10 dolar. Tabii ki de ucuz et. Yani gördüğünüz gibi 10 dolar, 12 dolar falan. Burada bir bölüm var mesela. Tavuğu pişiriyorlar. Pişmiş olarak da alabiliyorsunuz. Sadece 5 dolar. Burada da daha farklıları var. İki parçaya kesmişler mesela. Burada da mesela deniz ürünleri var. Ben asla yemediğim için oradan hiç alacak bir şeyim yok ama fiyatlar 15 dolar, 28 dolar böyle değişiyor. Değişik çeşit balıklar var. Protein, protein. Tavuk. İçinde 5-6 tane paketlenmiş tavuk var. Which part of the chicken? Breast. Tavuk göğsü. Yes. 23 dolar. Gayet uygun. Burada hazır pişmiş ürünler var. Direkt alıp yemelik. Benim favori yerim patatesler. Şöyle bir paket patates 5 kilo 7-8 dolar. Mesela pişirmeye vaktiniz yoksa böyle dondurulmuş ürünler var. Direkt alıp fırına atıp hazırlayabiliyorsunuz. Şuralarda tabii çok sağlıklı olduğu söylenemez. Değişik çeşit yemekler. Fiyatlar çok uygun. Gördüğünüz gibi 15-16 dolara bir paket alabiliyorsunuz. Ben buraya gelip böyle birkaç aylık alışverişimi yapıyorum. Mesela birkaç paket et alıyorum, buzluğa atıp donduruyorum. Mesela birkaç paket şampuan. Ne ihtiyacım olursa, bu tuvalet kağıdı falan filan, hepsini dolduruyorum. Böylece her hafta gidip alışveriş yapmama gerek kalmıyor ve burada daha uygun süpermarketlerden. Yes. Şampuan bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi bu kocaman şampuan 10 dolar. Bu birkaç ay götürüyor. Tabii markasına göre fiyatlar değişiyor. Burada 8.29 dolar. Evet, bu benim favorim. Argan yağlı. Çok da güzel. Saçıma yardım ediyor. 11 dolar. 9 dolar. Markasına göre değişiyor. Çok pahalı bir şey değil ve çok büyük. Mesela bunun aynısı normal bir süpermarkette. Hani burada 10 dolarsa orada 17 dolar falan. Diş fırçaları biraz pahalı gibi görünse de aslında dediğim gibi normal süpermarketten almaktan iyidir. Mesela bu Wolfie'nin en sevdiği treat. Biri açmış onu. Şuna bakayım. Çok büyük yani. Bayağı bir büyük. Çok güzel kokuyor bunlar. 19 dolar. Bizim favori yerimiz. Araba modelleri. Lambo. Benim favorim Corvette ve Bronco.
Oo, arkada daha çok var. Amaç 17 dolar tanesi. Ferrari var. Bir Bronco daha var. Or GT. Ooh, what's that? Datsun. Datsun. Nissan. Nissan'ın bir modeli. Bugatti. Bugatti var. Yani kocaman modeller sadece 17 dolar. Çok heyecanlandı çünkü en favori arabasını gördü. Resmen arkaya saklamış adamlar. Porsche var, onu gördü, onu istiyor şu an. Yeah. Evet. GT3. Yeah. Sick. Bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir model. Şöyle televizyonlar. Bunların fiyatını göstereyim. Şu önümdeki 1000 dolar. Bayağı büyük. Şu an en büyüğü o. 1000 dolara şöyle bir şey alabiliyorsunuz. Burası teknoloji bölümü. Şimdi laptopların olduğu yere geldik. Şöyle küçük HP'nin laptopu var. 749, 750 dolar. Acer'ın şöyle 100 dolara resmen laptop var. Küçük. Ama iş görür. Fiyatlar bu şekilde. Look how funny this is. The original AirPod Pros. Mm-hmm. 250. AirPod Pro second generation. 225. Fiyatlar bu şekilde Apple'ın da. iPad Pro 1150 dolar. Hala yüksek bunun fiyatı. Yeah. Ödeme kısımlarına geldik. Normalde süpermarketlerde kendiniz ödüyorsunuz ama burada insanlar büyük alışveriş yaptığı için kasiyerler var. Evet, alışverişi bitirdik. Neredeyse 400 dolar ödedik. Aldığım şeyler beni birkaç ay götürecek olan temizlik malzemeleri. Et aldım, hani bunları buzluğa atacağım. Böyle haftalık yiyeceğim şeyleri buradan almıyorum. Trader Joe's diye bir yer var. Organik şeyler de satıyor ve inanılmaz ucuz. Orayı da beraber gezeceğiz ama şu an 400 çok gibi gelebilir kulağa ama bütün bu deterjanlar, tuvalet kağıdı, vırt zırt, hani böyle store edebileceğim, depolayacağım şeyleri aldım. O yüzden bu aldığım şeyleri başka bir süpermarketten alsaydım, toptancı olmaya, daha fazla para ödeyecektim. Bugünkü videom bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.